Herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugün size LRF havalarında kullandığım ekipmanlardan bahsedeceğim. Hemen hızlı bir şekilde geçelim. Şöyle bir malzeme kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Bunu şuradan belime bağlıyorum. Sıkıyorum. Kamışımı şu şekilde şuraya takıp hemen sahte değişimlerimi ya da iğne değişimlerimi buradan bu şekilde rahatça halledebiliyorum. Ayrıca buna şu şekilde bir tane gripper, uzayabilen bir tane gripper bağladım. Maşa. Yine aynı şekilde uzayabilen bir maşa. Bir tane de pense. Şu şekilde bir tane de pense koydum. Av esnasında çok rahat bir şekilde kamışı yere koymadan avcılığımı yapabiliyorum. Taşıma esnasında Decathlon'dan aldığım şarjlı kafa lambasını 3 kademeli koyuyorum. Yine Decathlon'dan aldığım çok rahat bir spin eldiveni. Daha doğrusu sporcu eldiveni ama ben bunu spin eldiveni olarak kullanıyorum. Açık havalarında kullanıyorum. Onu da buraya koyuyorum. Yine aynı şekilde bir tane Tahtakale'den aldığım, 25 TL'ye aldığım bir tane terazimi de bunun içine koyup havalarında kullanıyorum. Benim kullandığım, LRF'de özellikle kullandığım ip Majorcraft Danganbrace Front aralığında ipi. Su tutmuyor, kesinlikle su tutmuyor. Su tutmadığı için de atış yerimi diğer iplere göre daha iyi. İstediğiniz yeri çok rahat bir şekilde tarayabiliyorsunuz. Mantıklı bir ip. Yani eğer ip almayı düşünüyorsanız bu ipi tercih edebilirsiniz. Güzel bir ip. Shock Leader olarak arkadaşlar, özellikle levrek hava yapacaksam mutlaka Balzan'ın 0.21 fluorokarbon misinasını kullanıyorum. Eğer siz de misina almayı düşünüyorsanız, fluorokarbon lider misinasını almayı düşünüyorsanız bunu mutlaka bir kontrol edin. Çok kaliteli bir misina. Hatta bununla 3 kilo 450 gram bir levrek aldım. Onu da sağ üst köşeye koyuyorum. Oradan bakabilirsiniz. Yine jig havlarında özellikle Majorcraft'ın fluorokarbonunu kullanıyorum. Dangan fluorokarbon. 0.26 mm aralığında. Yine Konya altında Zargana öncelikli, Tral ya da Barracuda gibi LRF ile avlanacağım zaman Shogun 0.30 mm aralığında Shock Leader'ını kullanıyorum. Fluorokarbonu kullanıyorum ama bu %100 fluorokarbon değil arkadaşlar. Monofilament kaplama olduğu için sağlam, kesinlikle sağlam. Bunu da tavsiye ederim. Yani uygun fiyatlı, alınabilecek, FC düğüm yapabileceğiniz güzel bir misina. Hemen şöyle kapalı kutu klipsimi göstereyim size. Jig havlarında yine Fish marka klips kullanıyorum. Jig havlarında medium onu. Levrek havında, özellikle levrek havında small boyutunu kullanıyorum. Hemen göstereyim size, görebilecek misiniz bilmiyorum ama küçüklüğü. Bunu kullanıyorum levrek havlarında. Çok sağlam. Hani klips kullanmak isterseniz Fish'i kullanabilirsiniz. Fish marka. Şöyle tekrar markayı göstereyim size. Yani numara olarak adlandırırsak bu 1 numara. Az önce gösterdiğim 0 numara. Bunun üstü 2 numara, 3 numara, 4 numara diye gidiyor. Uzun yıllardır kullanıyorum. Bunu da tavsiye ederim.
Levrek avlarında, sarı turna avlarında, lüfer, grida, hatta buna çupra da dahil. Bu tür avlarda kullandığım sahtelerimi göstereyim size. Bunlar birbirine girmiş. Arkadaşlar, Doğu'nun Tetrawork 48S, yani 48 Skinning. Dalarlı bir sahte. Yaklaşık 60 ile 70 santim arasında dalabiliyor. Gold Shrimp rengi, karides rengi. Bununla lüfer, sarı tunra, kayış balığı, tral, zargana, çupra dahil. Bunlar, yani bu sahteyle bu tür avları yaptım. Alınabilir, kullanılabilir. Çantanızda bulunsun. Yine aynı şekilde Doğu'nun 48S modeli olan Lemon Bliss. Şöyle görebiliyor musunuz? Yine dalarlı skinning modeli. Yine 48S Ghost Albino. Bir tane yedek olarak yanımda taşıyorum. Gold Shrimp. Bir tane Nöpön. Şöyle beyaz. Sedefli. Onun haricinde bir tane Nöpön Ruki. Atış erimi mükemmeldir. Bunu da kullanabilirsiniz. Bu gösterdiklerim 48S'leri. Söylediğim gibi zargana, kayış balığı, çupra, tral, lüfer, sarı tunra, levrek. Bu tür avlarda, yani aklıma gelmiyor. Çoğu avlarda kullanabilirsiniz. Çok başarılı bir sahte. Özellikle bu rengi çok başarılıdır arkadaşlar. Yine keza Nöpön rengi. Ekstra olarak tral ve zargan ağırlıklı. Yine Duo Tetrawork'un 48 HS. Heavy Seeking. Yani tam dalmıyor arkadaşlar. Bu yaklaşık 20 ile 30 santim arası dalıyor. Atış erimi, atış mukavemeti çok iyidir. Bu da güzel sahte. Sarı, yani hemen hemen her rengi var. Şöyle hepsini tek tek göstermeyeyim. Video uzamasın. Şöyle. Bunları da kullanıyorum. Gelelim benim levrek avında vazgeçemediğim, en sevdiğim sahtelerime. Arkadaşlar, Doğu'nun Tetrawork Poco Poco modeli 40F Gold Head, bal rengi, altı kemik, kenarları bal rengi. Özellikleri gözlere dikkat edin. ...48S'lerinde, HS'lerinde, hepsinde gözleri sert bakar. Levrek'te özellikle sert bakan sahteleri tercih edin. Sert bakan sahteler her zaman levrek avında avcıdır arkadaşlar. Biraz da sahte önemli. Yine Poco Poco 40F Rascal Shrimp. Bunlarla da çok güzel avlarım var. Sağ üst köşeye koyacağım linkini, mutlaka izleyin arkadaşlar. Bu sahteyi yeni aldım arkadaşlar. İsmi Yurome diye geçiyor. Kemik renginde, sadece göbek tarafında noktaları var. Bunu daha çok test edemedim, kullanamadım ama bunun da iş yapacağına inanıyorum. Bunu da ilerleyen zamanlarda güzel avlar yaparsam videosunu yayınlarım zaten. Sonra yine en sevdiğim sahtelerden biri olan yine Doğu'nun Realist Popper 64 Prawn Shrimp rengi. Arkadaşlar, atış erimi inanılmaz iyi. İstediğiniz yeri istediğiniz şekilde çok rahat tarayabilirsiniz. Küçük olduğuna bakmayın. Çok güzel. Yani çok avcı bir renk. Çok avcı bir sahte. Bununla ilgili avlarımı da yine sağ üst köşeye ekliyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Yine Popper 64'ün Red Head rengi. Arka bölümü silver. Kafası kırmızı. Kırmızı kafa bir renk. Bununla da avlarım oldu da henüz bir güzel bir levrek yakalayamadım. İspendek yakaladım. Onun da videoları yok. Yakın zamanda bunlarla da ilgili video çekeceğim. Doğu'nun
Doğu'nun realist serisi arkadaşlar. Su üstü VTD aksiyonlu bir renk. Doğal renk arkadaşlar. Kefal rengi de ismini tam bilmiyorum. Kusuruma bakmayın. Güzel bir renk. Yine Doğu'nun en küçük boyu Ottam'ın rengi. Yine VTD aksiyonlu. Bunlarla henüz aldılarım olmadı. Hamleler aldım ama henüz skoru yok. İlerleyen zamanlarda bunlarla da güzel avlar yapacağım. Evet arkadaşlar, özellikle levrek avladığım için bu sahtelerimi çok seviyorum. Şöyle. Şimdi gelelim jiglerimize. Tek tek çıkartmak istemiyorum. Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar Pink Glow. Yine Pink Glow. 15 gram bunlar. Bunların 10 gramı da 7 gramı da var elimde. Şu an renk olsun diye, renkleri görün diye gösteriyorum. Zebra Glow, All Glow, komple Glow arkadaşlar bu. Bu yeni renklerden. Bu yazılı orkinos rengi. Yine Pink Glow. Bunlar Major Craft jig para arkadaşlar. Arka tarafında 15 gram silver komple. Yine jig paranın 20 gram pink blue. Doğu'nun pink. Arkadaşlar bunlar neden iğnesiz derseniz, ben bunların iğnelerini çıkarttım, kaplama yaptım. Şöyle göstereyim kaplamayı da. Su bazlı vernik arkadaşlar. Arkadan bir misina ya da iple daldırıp çıkartıyorsunuz, akıyor. Zaten kaplanmış oluyor. Yani çizilmeleri engelliyor. Güzel. Ben bunları kapladığım için iğnelerini çıkarttım. Yine keza çok güzel bir sahtedir. Bundan henüz av yapmadım. Henüz avım olmadı. Atmadım zaten. İğnelerin temizliğinden anlarsınız. Ama av yapan arkadaşlarım var. Bunu da tercih edebilirsiniz. Başarılı bir malzeme. Doğu'nun Tetrabox Ikaku. Jig'tir arkadaşlar. Kalamar görünümünde jig. Bunun çok çeşitli renkleri var. Yine mikro jiglerimden birkaçını göstereyim size. Arkadaşlar bunların markaları farklı farklı. Willy var, Kendo var. Şöyle renkleri göstereyim hemen hızlı bir şekilde. Çok güzel bunlarla Milanur aldım. Şununla Zargan'ı aldım. Keza bununla da Zargan'ı aldım. Bu Zebra Glow. Bunlar çok küçük mikro. 3 gram, 2,5-3 gram arası değişiyor bunların gramajları. Bunların yine iğneleri yok, kaplama yaptım. Major Craft Jig Para 10 gram Zebra Glow. Ve bu arkadaşlar. Bunun da iğnelerini çıkarttım, kaplama yaptım. Muhtemelen uzun bir süre takmayacağım çünkü rengi bulamıyorum. Remixon'un çok özel bir renk. Bununla çok güzel avlarım oldu. Ama işte bundan 3 tane vardı. 3'ten kalan bir tek bu. O yüzden pek kullanmayı düşünmüyorum. Ama çok güzel bir renk. Evet arkadaşlar, malzemelerim benim bunlar. LRF avlarında şöyle bir çanta aldım N11'den. Ben açıklamalara bunun linkini koyarım. İsterseniz alabilirsiniz. Çok pratik. Şimdi eğer sadece levrek avına gidiyorsam sadece maketlerimi alıyorum. Koyuyorum buraya. Maketlerimi buraya koyuyorum. Tatlı su, ağzı, deniz gibi yerlere, uzak atış gibi atış yapacağım yerlere gideceksem jiglerimi de alıyorum. Şöyle içine koyuyorum. Zaten sığıyor. Ama ben levrek avına gittiğim, genelde levrek avına gideceğimde bu çantayla gidiyorum. İçine sadece levrek sahtelerini koyuyorum. Şöyle ferması var. Fermasını kapatıyorum. Ayrıca şöyle klips. Klips için şurada bir gözü var. Gözüne klipslerimi koyuyorum. Shock leader'larım. 3 tane shock leader'ım var. Hepsini yanımda almıyorum tabii.
Levrek için özellikle şu ikisini almam yetiyor. Şurada bir gözü var onun. Buranın bir gözü var. Oraya koyuyorum gözüne. Bunda ferması var. Fermansını da kapatıyorum. Ondan sonra terazimi yine şuraya koyuyorum. Şu şekilde. Şurada ekstra da bir ağzı var. Yine malzeme koymak isterseniz şurada bir gözü daha var. Şu bölümde. Şuraya da bir gözü var. Koyabilirsiniz buraya da malzemenizi. Ben yeterli buluyorum bu kadar. Şöyle kapatıyorum. Asıyorum. Bel aparatımı da alıyorum. Özellikle yazın Antalya gibi Akdeniz'de avlanmak isterseniz ne kadar hafif olursanız av veriminiz o kadar iyi olur. Oltamı alıyorum arkadaşlar. Sahte değiştirmek istediğim zaman kamış koyma yeri var. Kamış koyma yerine koyuyorum. Sahtemi değiştiriyorum. Hemen şunu şöyle şu şekilde önüme atıp şuradan açıyorum. Hop çıkartıyorum. Sahtemi alıp değiştirip tekrar yerine koyuyorum arkadaşlar. Bunlar sadece LRF'de arkadaşlar. LRF'de kullandığım ekipmanlarım bunlardı. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz ve videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız sevinirim. Sorularınız olursa şuraya da Instagram adresimi ekliyorum. Instagram adresimden de ekleyebilir. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Herkese rast gelsin. Bol trofeli Allah'a herkese.